Hello, merhabalar. Herkese iyi akşamlar. Dördüncü sınıflarla 7. ünite soru çözümüyle devam ediyoruz. Ünitemizin adı Jobs, meslekler. Evet, birinci soruyu ekrana yansıttım çocuklar. Hemen ders etkinliğimize başlıyoruz. Soru çözümü, konu tekrarı, ders yapıyoruz. Birinci soruyu ekranlara yansıttım. İki tane boşluk var. Boşluğa hangi kelimeler gelecek? Emel Girdap, sınavdan 100 aldım. Tebrikler. Evet, sorunun cevabını bekliyorum. Teşekkür ederim Muhammed. Derslerim bugün peş peşe. 6'lar, 5'ler, şu anda 4'lerle ders yapıyorum. Evet, Erdal, Beray, Miray, Muhammed, Duru. Cevap verenler: Hayat, Serdar. Eğer farklı hesaptan giriyorsanız sorunun cevabının yanına isminizi de yazarsanız memnun olurum. Sınavdan 100 alan Yağmurmuş. Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah diğer tüm derslerden de 100 alırsın. Evet, soruyu cevaplandırmaya geçiyorum bu arada. Evet, resimde bir hemşire görüyoruz. This is a nurse. Bu bir hemşire. This is a nurse. She works at a hospital. O bir hastanede çalışır demek. Evet, çalışmak kelimesi work. Çocuklar, bu bir geniş zamanlı bir cümle, simple present tense diye ifade ediyoruz. Üçüncü tekil şahısını öznelerde he, she, it gibi, tamam mı? Öznelerde fiilimize olumlu cümlede s takısı ekliyoruz. She works at a hospital. O bir hastanede çalışır. Bu önemli bir kural. Bunu da hatırlatmak istedim. She works at a hospital. Ben bir hastanede çalışırım demek isteseydim o zaman I work at a hospital diyecektim. Work fiiline s takısını getirmeyecektim. I work at a hospital. Ama burada öznemiz she olduğu için she works at a hospital şeklinde yapıyoruz bu cümleyi. Çünkü geniş zaman. Evet, ikinci sorumuz geldi. Where does he work? Where does he work? Sorusu. Cevabı acaba hangisi olacak? Evet, İngilizce dersinden 100 alanlarla dolu öğrencilerimiz maşallah. Muhammed Çolak, Ecrin Melek de 100 almış. Tebrik ediyorum Bora Birol, 100 aldım diyor. Tebrikler çocuklar. İnşallah tüm derslerden 100 alırsınız. İkinci sorunun cevabını bekliyorum. Evet, Yağmur, Berkay, Betül Sena, Miray, Duru, Berkay, Eda Nur Ulaş. Eda Nur, derse giremedim. İnternette sıkıntı vardı. Çok da istediğim bir dersti. İnşallah bir dahakine girebilirim demiş. İnşallah Eda Nur. Evet, ben de seni göremedim 6. sınıflarda. Tekrarını izleyebilirsin biliyorsun. Ama tabii canlı derse katılmak daha iyi oluyor. Daha faydalı oluyor. İkinci sorunun cevabına geçiyorum hızlı bir şekilde. Where does he work? O nerede çalışır? Where nerede demek? Where does he work? O nerede çalışır? Bir itfaiye. İtfaiyeci neydi? Fireman. Fireman. Evet. İtfaiye istasyonunda çalışır. At a fire station olacaktı cevabımız. 2 A şıkkı. On a farm çiftlikte demek. At a restaurant bir restoranda, lokantada demek. At a theater tiyatroda demek. Cevabımız A şıkkı olacak. Üçüncü sorudayız. I am a policewoman. I am a policewoman. Cevabının sorusu aşağıdaki şıklardan hangisidir acaba?
Çok güzel bir soru. I am a police woman diyor. Erdal, Hayat, Duru, Betül Sena, Muhammed. Üçüncü sorunun cevabını yazan arkadaşlarımız. Bir defa yazmanız yeterli çocuklar. Ben görüyorum zaten. Yağmur da cevap verdi. Evet, cevap vermeyen kalmasın. Berkay, Beray, Miray cevap verenler. Bir defa yazdığınızda ben görüyorum. İkinciye gerek yok çocuklar. Çünkü siz 2-3 defa yazdığınızda bu sefer diğerlerinin yazdığı cevapları göremiyorum. Hemen açıklamayı geçiyorum. A şıkkına bakıyorum. Who is she? Who kim demek çocuklar? Who is she? O kim? O kim diye soruyor. A şıkkı değil. B şıkkında ne diye soruyor. What is your job? What's your job? Senin mesleğin ne? Ben bir polisim. Bayan polisim diyor. I am a police woman. Eğer polis bayansa police woman. Eğer bir erkekse policeman. Değil mi? C şıkkına bakıyorum. Where do you work? Sen nerede çalışıyorsun sorusu var. What do you like? Sen ne seversin sorusu var. Cevabımız B şıkkı olacak. What's your job? Senin mesleğin ne? Senin işin ne? Evet, dördüncü sorumuz geldi. Çok basit bir soru. Hemen hızlı bir şekilde sizden cevapları alalım. Evet, Zehra Belinay, Hayat, Serdar, Betül, Sena, Beray Tunç, Berkay Ceyhanlıoğlu, cevap veren Muhammed, Miray Tunç. Evet, basit bir soru. She is a singer olacak. O bir şarkıcıdır. She is a singer. B şıkkında writer, yazar demek. Teacher, öğretmen demek. Dancer, dansçı demek. Cevabımız aşık olacak. She is a singer. Geldik 5. soruya. She is a dancer. She bla bla bla. Evet, cümlenin devamına hangi ifade gelecek? She is a dancer diyor. Beşinci sorunun cevaplarını alalım. Zehra Belinay, Muhammed, Betül Sena, Beray. B şıkkı diyenler var, D şıkkı diyenler var. B ve D çoğunlukta. Evet, Duru'dan, Betül Sena'dan cevap geldi. Berkay, Erdal cevap yazan arkadaşlarımız. Herkes cevap yazsın, cevap vermeyen kalmasın. Bora Birol B şıkkı demiş. Öyle tahmin ediyorum ki shoes kelimesinin anlamını çoğu arkadaşımız bilmiyor. Shoes. Shoes ayakkabı demek çocuklar. B şıkkındaki shoes ayakkabı. Dikkat edelim. She is a dancer. O bir dansçı. Evet, Beray da yazdı. Ayakkabı demek. Shoes. Dansçının tabii ayakkabıyla bir ilgisi yok. O yüzden B şıkkı olamaz. Hemen soruya geçiyorum. Açıklıyorum soruyu. She likes writing books. A şıkkı. O kitap yazmayı sever. Yanlış. She can make shoes. Ayakkabı yapabilir. Yanlış, yapamaz. O bir dansçı.
Dancer. C şıkkına bakıyorum. She is a famous scientist. O ünlü bir bilim insanıdır. Bilim adamıdır diyor. Yanlış. She works at a concert hall. Bir konser salonunda çalışır. She works at a concert hall. Bir konser salonunda çalışır olacaktı. Evet, dansçı. Kelime bilgisi çok önemli çocuklar, böyle sorularda. Evet, 6. sorumuz geldi. 5. soru güzel bir soruydu. She is a ya da an bla bla. She works at a bla bla bla. Evet, iki tane ifade gelecek boşluklara. Acaba hangi ifadeler gelecek? Evet, 6. sorunun cevaplarını alalım. Yağmur, biz 8. ünitedeyiz. Yeni, yani kıyafetler konusundayız demiş. Hoş geldin Melih Öz. Zannedersem. Evet. Biraz geç kaldın ama sorun değil. Daha soru çözümü yapacağız. Zehra Belinay, Muhammed, Hayat, Duru, Beray, Melek, Melih, Emel, Erdal, Cafer'in arkadaşlarımız. Evet, mutlaka herkes cevabını yazsın. Doğru yazmanız önemli değil çocuklar. Yanlış da yapsanız mutlaka fikrinizi belirtin. Bilmediğiniz kelime, anlamadığınız konu ya da cümle kuralı olursa sorabilirsiniz. Hiç çekinmeden, rahatlıkla. Muhammed, şehirleri soracak mısınız diye sormuş. Kağıtla ilgili mi soruyorsun? Tam anlayamadım. İrfan Kaya, evet geç kaldım. Ben de seni yok yazdım. Seni göremedim. Şaka yapıyorum. Yok yazmadım. Kaldığımız yerden katılabilirsin dersimize. Hiç problem değil. Evet, 6. soruyu çözüyorum çocuklar. She is an actress. She is an actress. O bir aktris. Yani bayan oyuncu demek. Tiyatrocu, oyuncu, sinema oyuncusu ya da actress. Türkçe'de aktris diye geçiyor çocuklar. She is an actress. She works at a theater. Bir tiyatroda çalışır. She works at a theater. Theater, tiyatro demek. A şıkkı actor, music hall. Actor, aktör demek biliyorsunuz. Erkek oyuncu. Music hall, müzik salonu. Dancer, dansçı, veterinary clinic, veteriner kliniği, singer, şarkıcı, post office, postane. Burada tabii ki cevabımız görselde de gördüğünüz gibi actress and theater olacaktı. Yedinci sorumuz geliyor. Hemen açıyorum. Evet, yedinci sorumuz geldi. Cevabımız at a restaurant. Cevabının sorusu acaba ne olacak? At a restaurant. Muhammed Suudi Arabistan'dan katılıyormuş. I live olacak. I live in Saudi Arabia. Okay. Arapçam iyi diyor. O yüzden 4 dil biliyorum. Çok güzel. İngilizcen de senin gayet iyi. Evet, 7. sorunun cevaplarını alalım. Betül Sena, Muhammed, Hayat, Yağmur, Duru, Erdal cevap verenler. Berkay, Bora Birol'dan da cevap geldi. Hızlı bir şekilde sorunun cevabına geçiyorum. Evet, at a restaurant dediğine göre restoranda demek. At a restaurant. At D'de anlamı katıyor çocuklar. Böyle yer, dükkan isimlerinin önünde kullanılıyor. At a restaurant, restoranda, restorantta. Dolayısıyla nerede diye sormamız lazım. Nerede soru kelimesinin bulunduğu şıkkı işaretliyorum. Bakın burada soru kelimesi. Where, nerede? Where does he work? O nerede çalışır? Where does he work? Nerede çalışır? At a restaurant. Restorantta. A şıkkında o kimdir diyor. Who is he? O kimdir? B şıkkında what does he like? O ne sever? D şıkkına bakıyorum. What does he do? O ne yapar diye soruyor.
Cevabımız tabii ki nerede çalışır olacaktı. O da where does he work? Sekizinci sorumuz geliyor. What is your job? Sorusunun cevabı nedir? Tamamdır Ecrin. Okey. Sekizinci soru. Zehra Binay, Beray, Miray, Erdal, Duru, İrfan, Yağmur, Melih, Betül Sena. Cevap verenleri okuyorum. Evet, Miray, Beray'dan cevaplar geldi. Melih'ten de cevap geldi. Sudem Özdemir ne iş yaptığını sormuş diyor. Değil mi? Evet. What is your job? Senin mesleğin nedir? What is your job? I am a teacher. Ben bir öğretmenim. I am a teacher. A şıkkında mesleğini söylemiyor. Nerede olduğunu söylüyor. I'm at school. Ben okuldayım. B şıkkında I go to school, ben okula giderim. Nereye gittiğini sormuyor. I like teaching, öğretmeyi severim diyor. Ne yapmayı sevdiğini sormuyor. Direkt mesleğini soruyor değil mi? What is your job? Mesleğin nedir? I am a teacher, ben bir öğretmenim. Dokuzuncu sorumuz gelsin. Where does he work? Evet, diyalog tamamlama sorusu. Where does he work? Artık bu soruları rahatlıkla çözersiniz. Buna benzer çok soru çözdük bu etkinliğimizde. Evet, bu sorunun cevabı ne olacak acaba? Muhammed Emir geç kaldığım için özür dilerim demiş. Geç kalanları bugün yok yazdım. Şaka yapıyorum. Tabii ki keşke vaktinde katılsanız çok iyi olur da sorun değil çocuklar. Nereden ne zaman katılırsanız sizin için kârdır. Ne kadar çok şey öğrenirseniz, ne kadar çok şey kaparsanız kanalımdan sizin için o kadar iyidir. Evet, 9. sorunun cevapları geliyor. İrfan B demiş. Betül Sena C demiş. Zehra Belinay C. Evet, B olabilir mi? Bakın dikkat edin. Soru kelimesi çok önemli bu tür sorularda. Cümlenin başındaki kelime, soru kelimesi where. Where soru kelimesinin ne anlama geldiğini bilmeniz gerekiyor. Where nerede demekti değil mi? Nerede demekti? Yağmur kaç soru var demiş. Birkaç soru daha çözeceğiz çocuklar. Birkaç soru daha çözeceğiz. Where does he work? O nerede çalışır diye soruyor. Hemen A şıkkına bakıyorum. He is from Britain. O Britanyalı. Where is he from diye sormadık değil mi? Where is he from? O nereli diye sormadık. Dolayısıyla A şıkkı olmaz. He likes helping people. İnsanlara yardım etmeyi sever. Ne yapmayı sever diye de sormadık. Nerede çalışır diye soruyor çünkü. C şıkkına bakıyorum. Works at a hospital. Bir hastanede çalışır. Works at a hospital. D şıkkında is a doctor. O bir doktor. Burada mesleğini de sormadık. Nerede çalıştığını sorduk. Bakın cevap burada C şıkkında. At a hospital ifadesinde. 10. sorumuz geliyor. İki tane boşluk var. Evet, 10. soru son sorumuz çocuklar. 10. soruyla bitiriyorum dersimizi. İki tane boşluğa da soru kelimesi gelecek. Acaba hangi soru kelimeleri gelecek 10. soruya? Bugün son dersim 4. sınıflarla yani bu dersim başka dersim yok. Evet, 10. sorunun cevapları geliyor. Ecrin 10A, Bora 10A, Yağmur 10C demiş. A şıkkı çoğunlukta. Ecrin keşke daha uzun olsaydı. Evet, maalesef vaktim çocuklar sınırlı olduğu için ancak bu kadar tutabiliyorum. Yani 20 dakika olmuş.
Fena değil. Üçüncü sınıflar ne zaman? Üçüncü sınıfları cumartesi günü planlıyorum. Cumartesi günü akşam soru çözüm yapacağız. İkinci ve üçüncü sınıflarla bilginiz olsun. Evet, 10. sorunun cevapları geldi. Muhammed Çolakoğlu hocam ben 5. sınıfım demiş. 5. sınıf etkinliğime katılmışsındır umarım. Katılmadıysan tekrarını izleyebilirsin. Evet. I am a teacher. Ben bir öğretmenim. Cevabının sorusu What is your job olacaktı. Değil mi? Senin mesleğin nedir? Buraya what soru kelimesi gelmesi gerekiyor. What? What is your job? Senin mesleğin nedir? Evet. Şöyle şuraya what yazayım. Diğer soruda at a school okulda diyor. Bir okulda. O zaman sen nerede çalışıyorsun diye sormam lazım. Nerede soru kelimesi de hangisiydi? Where. Evet, what ve where soru kelimelerini bu dersimizde çok bolca tekrar etmiş olduk. Aklınızda bundan sonra kalır diye düşünüyorum. Where do you work? Sen nerede çalışırsın? At a school. Ben bir okulda çalışırım. Bu soru kelimeleri hangi şıkkımızda var? A şıkkımızda var diye görüyorum. Kontrol edelim doğru mu? Evet. 10. sorumuzun cevabı A şıkkı. Sorusu olan varsa yorum kısmına yazabilir çocuklar. Sorusu olan yoksa dersi burada sonlandıracağım. Kahoot isteyen arkadaşlarımız var. Kahoot inşallah yaparım. Daha yeni yaptım. Önümüzdeki hafta da bir sonraki dersimizde daha doğrusu 8. üniteye giriş yapacağım. 8. üniteyle ilgili konu tekrarı soru çözümü yapacağız çocuklar. Sakın kaçırmayın. Mutlaka katılın diyorum. Kendinizi daha da İngilizce'de yabancı dilde geliştirmek için derslerimi kaçırmayın. İngilizce Dersim kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Daha sonra videolarımın tekrarını kanalımdan izleyip değerli yorumlarınızı altına yazabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Muhammed Emir, öğretmenim sizi çok seviyorum demiş. Ben de sizleri çok seviyorum çocuklar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Başka ne zaman dersimiz var diye soranlar var. Melih sormuş. Facebook İngilizce Dersim grubundan duyurusunu yapıyorum çocuklar. YouTube İngilizce Dersim kanalında da derslerin ne zaman olacağını görebilirsiniz. Bildirimleri açarsanız dersin ne zaman saat kaçta başlayacağını öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere. Sizler de Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.